Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Allah'ın yaptığı şey kötü olmaz. Allah neylerse güzel eyler. Ve o güzelliği göremiyorsak suç güzelliğin değil bizim. Biz eksiyiz. Biz görmekten aciziz ki bize çirkin geliyor. Biz dayanamıyoruz. Oysa neylerse güzel eyler. Ama güzelliğin de bir bedeli vardır. Bir heykeli bile kayadan oyarken düşünün kaç darbe vuruyorsunuz. Oradan bir sanat eseri çıkarmak için. Bir ressam tablosunda hayalindeki resmi nakşedebilmek için ne emekler çekiyor, kaç fırça darbesi vuruyor, boyaları karıştırıyor. Hiçbir zaman zahmetsiz güzellik olmaz, bedelsiz güzellik olmaz. Ne emekler. Yusuf aleyhisselam bile başına neler gelmiştir. Güzellik başa beladır. Başına neler gelmiştir. Ne ilerse güzel eyler değil mi? Ha, madem ki güzel eğiliyor, onun külfetine de katlanacağız. Başka çare yoktur. O zaten güzel yapar. Mesele onun yaptığını kabullenebilecek vüsata erişebilmek. Aciziz, zayıfız, beşeriz, aceleciyiz. Böyle noksan sıfatlarımız var. Böyle olunca da ilahi mimarın bütün yaptığı hamleleri kaldıramıyoruz, hazmedemiyoruz, göremiyoruz. Göremeyince de acı çekiyoruz. Israplar buradan doğuyor.